Bu klip aslında bir tane amacı var. Sen içersen o da içer demek. Evet. Çünkü kopyalıyoruz. Yani annesi babası içiyorsa, işte günde ortalama 50-100 kere görüyorsa çocuk bilinçaltına giriyor ve içiyor. Dolayısıyla bu klibin asıl amacı taklit ediyorlar. Çünkü bu hastalık görerek bulaşıyor. Sigara Doğru. bir hastalık ve görerek bulaşıyor. Çocuk görmezse bulaşmıyor. Doğru. Görürse bulaşıyor. Bir de çok güzel anlatıyorsun. Onu vurgulamak için. Evde anneyle baba tartışıyor. Anne mutfağa gidip sigara içiyor. Bunu gördüğü zaman çocuk diyor ki demek ki rahatlamak için sigara içilir. Yani çocuğun bilinçaltına bir kayıt giriyor. Sigara içmek rahatlatır. Anne baba yemek yerken babası diyor ki uzat bakayım oradan bir sigara. Bu yemeğin üstüne bir tane tutmazsan ne yaparım? O zaman diyor ki çocuk demek ki yemekten sonra sigara içilir. Demek ki yemek sonrası sigara keyif verir. Doğru. İşte böyle gördüğü zaman da bunları kopyalıyor. Dolayısıyla hani bu aslında psikolojik bağımlılığı en hızlı çökerten şey. Yani çocuğun içtiğini görmek hepimizin içini bir iyi hissettirmiyor. Biraz kötü hissediyoruz. İçimiz titriyor. Çünkü o yaşta çocuğun elinde onu düşünemiyoruz. Klibin amacı oydu. Yani kültürle de ilgili bir şey. Kültür düzeyi yüksekse bir çocuk yaşta da başlamıyorsun. Yani biraz böyle biraz daha hani şeyde daha ufak yaşta ben de mesela hani kendim için de söyleyebilirim. Çocuk yaşta başladım gerçekten de. Yani çocuk yaşta başladım. Daha bilinçli, daha bilmem ne, daha biraz daha başka bir şey olsaydık belki o aşamayı bir atlatmış olsaydım arkadaş çevremden, eş dost çevremden belki de başlamayacaktım. Yani hani onun için de. Ya, ben içmiyorum da yani hani içenler için şey yapıyorum. Evet. Ya 18-6 yakalanıyoruz çok. 18-6 yakalandığımız için en bilinçsiz aslında en deli çağımız o. Büyümüş gözükeceğiz, havalı gözükeceğiz, çok cool olacağız zannediyoruz. Evet. Ver bir tane diyoruz. Ne bileyim o bir tanenin arkasında 500 bin tane daha var. Onu bilmiyorum ki. Bir tane denemek için alıyorum elimi. Halbuki hayatımın geri kalanını belki de bununla yakmak zorunda kalacağım. O sırada onu bilmiyorum. Belki de bilsem dokunmayacağım. Ama zaten dediğin her bir üçüncüde de, beşincide de, bininci de kendisi için... Yani senin için 5000. sigara olabilir ama kendisi için 1. sigara hala. Doğru. Her söndürdüğünde bırakıyorsun aslında sigarayı. Evet. Her yaktığında tekrar başlıyorsun. Biraz sonra anlatırız onları da ama aslında yani bu birinciyle başladığın şey sadece sonuncuyla ara veriyorsun. Arada hiç durmuyorsun. Sen içtin mi babacığım? 15 sene günde 1,5 paket içtim. 15 sene günde 1,5 paket içtin. Ya alkol aldıysam 2 paketi geçti falan. Peki bir gecede mi bıraktın? Yok ben 6 saatlik bir seminere katıldım. Evet. O seminerle bıraktım. Ve o seminer mi şu anda? O seminerden ilham alarak yaptığımız. Ben 10 senedir de Türkiye'de terapisini yapıyorum evet, bunu. Evet biliyorum onu. İşte binlerce insanla çalışma fırsatım oldu her yaştan. İşte 12-13 yaşında gelen, 79-80 yaşında gelen, evet. günde 2-3 adet içen, günde 4-5 paket içen, yazın içip kışın bırakan, kışın içip yazın bırakan. Her türlü zenginlik var diyorsun yani hani ne yani, istersen gelen kitlenin içinde. Çok şaşıracağım şey kalmadı galiba. Hatta günde 2-3 paket içip aralarda nikotin sakızı çiğneyen, uyanık olduğu her an nikotin alan. Dolayısıyla hani bu 30 yıllık olan bir yöntemdi. Ben de onu 10 yıldır Türkiye'de yapıyorum. 10 yıldır da Türk halkına uygun örneklerle filmde anlattık. Peki çok güzel anlatmışsınız. Filmden zaten bir iki bir şey daha göreceğiz ama sokağa çıktık ve halkımıza dedik ki size ne yaparsak sigarayı bırakırsınız. Yani ne yaparsak bırakırsınız bu sigarayı dedik. Çok güzel cevaplar geldi. Hep beraber bir izleyelim buyurun. Size ne yapsalar sigara içmeyi bırakırsınız? Vallahi para verirlerse bırakırım. Vallahi tüberküloz geçirdim yine bırakmadım. Hiçbir şey yapamazlar yani benim sigarayı bırakmam için. Kendi irademle bırakabilirim. Kendi irademle. Onun dışında birinin bana bunu bıraktıracağını veya bir şeyin zannetmiyorum yani. Vallahi dövseler, sopalasalar anca öyle bırakırız herhalde. Sigara benim için yanıp tutuşan tek şey. Beni anca ölüm ayırır sigarına. Benim eşim çok bir ev istiyor. O benim üzerimde büyük bir sıkıntı. Bir evim olsa bırakın. Kıyamet koparsa. Çok para verirlerse sigara içmeyi bırakırım. Gezerim, tozarım, eğlenirim. 500 bin lira versinler anında bugün bırakırım. İçerim ben kevciyim yavrum. Sigara içeyim he. Yasak mı? Yasak mı burada? Hayır yasak değil. Ya ne için işte içtim ben sigara içtim. Ha görmüyorsun nasıl içeyim. Kurban. Size ne yapsalar bırakırsınız peki sigara içmeyi? Yani bırakayım. Tamam sus sana vereyim bırakayım. Olur. Bırakıyor musunuz? He. Tamam sus sana verdim. Vay kurbanın senin. Ne demek ne yapsanız sigara içmeyi bırakırsınız? Yani irademe sahip olamıyorum bayan. Bırakamıyorum işte ya. Akşam söz veriyorum sabah tekrar başlıyorum. Yemeği yedikten sonra öyle bir çekiyor canım ki anladığın gibi değil. 40 senedir içiyorum bu aleti.
İnanır mısın diyorum, şu sigarayı bir bıraksam var ya hayatım değişecek, gençleşeceğim yavrum. 60 yaşındayım ve halihazırda çalışıyorum, emekli oldum, halihazırda çalışıyorum. Her şeyi yaptım, başardım fakat şu sigarayı başaramadım. Ne kadar zarif bir efendim radem var, pis bir insanım yani ben. İğrenç bir insanım, ciddi söylüyorum, kendi kendime isyan ediyorum. İnsanım. Son yani abi çok bayağı. Öyle hissediyoruz ama hakikaten yani amca doğru söylüyor. Yani. Amca doğruyu sadece aynen. Kendi kendine söylemiyor. 70 milyona çıkacağını bildiği halde söylüyor. Yani hani ne kadar pis bir insan. Ne kadar şey geldi aklıma. Bundan yıllar önce yine böyle sigara sağlığa zararlıdır adı altında bir program izledim bir kanalda. Bir köyde dolaşıyorlar elinde kızın elinde mikrofon ama kız görünmüyor. Mikrofon görünüyor. Bir dedeye denk geldiler. Dedenin bıyıklar artık böyle kahverengi, sarıdan kahverengi, oradan açık sarı tekrar kahverengi falan. Bak şimdi, dedeye sordu tamam mı kız? İşte dedeciğim dedi, sigara sağlığa zararlıymış dedi. Sen dedi ne düşünüyorsun dedi bu konuda dedi. Dededen şöyle bir şey geldi bak. 40 yıldır sigara içiyorum, daha bir zararlı görmedim. Adam... Tek seslenik aldı. Abi o ses bir günde olmadığı için. Tabii. Hani insan annesinin babasının yaşlandığını da anlamaz ya. Onlar zaten hep böyle oluyor. Genç çocuk falan. O da öyle zannediyor. Yok. Kendi sesini öyle zannediyor ya. 40 yıldır içiyor da daha bir zararlı. 40 yıldır içiyor daha bir zararlı görmedim. Evet harika. Süper. Çok güzel sohbetlerimiz var bugün. Sakın kaçırmayın. Çok da güzel konuklarımız da olacak ilerleyen dakikalarda. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Beyaz Show kaldığı yerden devam edecek efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.